Niçin uğraşıyorsunuz bizimle? Yani Eskişehir yargılamasını yapmışsınız, 120 adamı almış gelmişsiniz, 90 kadarını hemen zaten bırakmışlar. Yani 10-15 gün içinde. 15-20 kişi alıkoyarak bir yargılama yapıyorlar. Davanın sonunda iddia edilen suçlardan değil, zevahiri kurtarmak için emre riayetsizlik gibi basit bir suç, cezalık suçtan mahkum ediyorlar. İşte onlar işin ciddiyetsizliğini gördüğü zaman, ya bizim gibi adamların sevk maddesi ya idamdır ya berattır. Böyle at hırsızına verilmeyecek bir ceza bize verilemez diye verilen cezayı da protesto ediyor. Ya idam edin ya bu at hırsızlarına verdiğiniz cezayı bana vermeyin. Vermeyin tabii, ya hürriyetimizi bize verin. Evet. Ya ciddi bir suç var ya hiç yok. Denizli hapsinde keza berat etmişler. Bütün eserler suçsuz görülerek Diyanet, Ankara bilir kişileri rapor düzenleyerek bu eserlerde suç yok demiş. Kitaplar sebebiyle, açılan dava sebebiyle de haliyle mahkeme beraat vermekte de tereddüt etmemiş. Vermiş. Ve o beraat kararı derecattan geçerek, yani temize gitmiş, temiz de tasdik etmiş, kesinleşmiş, kesin hüküm haline gelmiş. Daha artık ondan sonra o konudaki açılacak bütün davalarda o karar bağlayıcıdır. Onun dışında bir karar verilemez. Hasbelkader açılmış olsa bile, ki öyle bir dava kararın olduğu bilindiği için ondan sonra artık Rıza-i Nur hakkında dava açılmaması lazımdı. Ama sen misin kitap basan, kitap okuyan 1500 defa, 50 yıl yargılamaya devam etmişler. 1984-85'te işte Allah razı olsun, Allah rahmet etsin, Özal bu meseleyi kapatalım diyerek bir şey yaptı, bir tahkikat başlattı da bütün Risale-i Nurlar İstanbul'da İstanbul Hukuk Fakültesi üyelerinden oluşan bir heyet tarafından bilirkişiye gitti. Onlar hepsini tek tek incelediler. 130 parça şeyin. 125 tane gitmiş önlerine. Hiçbirinde suç yoktur. İnsanın iman ihtiyacıyla dürüst ve ahlaki bir hayat yaşamasını temine matuf ahlaki telkin niteliğinde eserlerdir diye rapor verdiler. Savcı onun üzerine dava açmak bile gereğini duymadan takipsizlik kararı vererek o güne kadar nerede? Adam yanında bir kitap var, küçücük. Havaalanından çıkarken bu yasak eser. Ya bunu bırak, ya seni içeri alacağız. Olmadık yerde insanın karşısına çıkıyor. Ve keyfi bir uygulamanın da konusu aynı zamanda. Çünkü o kitap beraat etmiş. Beraat ettiğine ilişkin yargı kararı var. Bir yerde mahkumiyet tedbiren 1961 İhtilal döneminin ortamında bir suç ceza, bir karar vermiş tedbiren bu kitaplar yasaklanacak diye. O tedbir kararının arkasından dava da açılmamış, o tedbir davası kararı da kaldırılmamış. Onun için nereye gidersen sordukları zaman emniyete şuradaki bir yerde verilmiş bir işe kararı var. Tedbir kararı var. Onun için yasak eserdir. Muamelesi görüyor ve bürokraside bu işlemi yapmayı teşne bürokratlar da bunu böyle devam ettirmekte fayda görmüşler. Onun için siyasiler de bir şey yapamıyordu. Mahkeme kararı varsa ne yapalım? Onun için işte o zaman artık ya bunu bir çekin çevirin de nerede ne varsa bir çıksın ortaya. Suçsa suç, değilse değil tarzında bir işlem yapılsın diye. O bilirkişi raporu gelince Sayın Nurhan'ın hepsi hakkında bir takipsizlik kararı verildi. Ve dolayısıyla arkasından da Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'na yazı yazdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne. Nerede, ne zaman verilmiş olursa olsun, verilmiş bütün tedbir ve yasak kararları sümenlerin altından çıkarılacak ve bu serbest kararı korunacak. Bundan sonra bunlar hiçbir yasak eser muamelesi yapılmayacak diye bir tamim yayınlandı. Ondan sonra millet rahat etti. Yani üstad bizimle niye uğraşıyorsunuz sorusunun cevabı 1985'te geldi.